Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. As-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü dersimiz bilen buradalar, tabi'inlerin hayatını okup uyanışlayıp başlayımız. Tabi'inler sihirati. Tabi'inler kimler? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kolada terbiye topgen kişiler sahabiler deyiladi. Sahabilerin kolada terbiye topgen sahabilerden keyingi cil, avlat, tabi'inler deyiladi. Mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin siretlerini okup uygandik. Sahabalar hakkında dersler kıldık. Mana endi tabi'inler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maktagen cil, avlat, tabi'inler hakkında ders başlayımız. Bu tabi'inlerin siretini örgenişlikten maksat ne? Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolu, sahabalarının yollarını mahkem tutken, bu ümmet-i Muhammed'nin uluq insanlarından hesablanken tabi'inlerini hayat örgenişlikten maksatımız ne? Bugün birinci dersimizde tabi'inlerin peşevalarından bulgen Ata İbn Abi Rabah hakkında sohbet kılamız. O kişi hakkında şunu dediler adı. Ma ra'aytu ahadan yuridu bil ilmi vechallahi azza ve celle gayra havlai thalatha ata ve tavus ve mucahid. İlim bilen, fakat yine Allah'ın yüzünü isteyen şu üç kişiden başkasını görmedim. Bunlar kimler adı? Ata, tavus ve mucahid. Rahimahumullah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bilen bizge ibret. Sahabe-i kiramlar ibret. Mana tabi'inler hem siz bilen bizge ibret buladığı insanlar. Hammamızga malum ki İslam bu akide, ibadet, muamele, hulk. Elbette kişi şu nesillerden haberdar bulsa İslam'ın kançalar güzel ikenliğini biledi. Ama İslam'ın özünü hayatı da mücessat halde özünü hayatı da ameli suratta, vakiliği de kürsatı birse şey bir insan. Biliş bitti güzelliği olsa, menaşı İslam'ın bir insanın hayatı da şimdi körünüp durganlığını körüştük, bu ikinci nersi. Nazari suratta talim verilgen, İslam hakkında verilgen haberden göre, ameli suratta verilgen talim elbette afzal buladı. Bunda insanların hayatı Müslümanlar için hüccet buladı. Ularının akılları ilim bilen toldu, kalpleri muhabbet bilen hareketke geldi, hayatlarını katta küçük her bir işi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abgeleyen menhecine amal göçürüştü. Şimdi bunların hayatını okuyup yengenimizden ki bizge hiç kendi bahane kalmaydı. Ama eğer İslam fikir ve sakafat bulup lakasa, din hükümleri şeriat bulup kitapları varaladı kapkese ki, onda İslam özünü kılıç gereği bugün işini kılalmaya kaladı. Eğer İslam bir kişinin hayatında mücessam bulup, mücessat bulsa, özü nemelerge kadir ekenliğini kürsetedi. Bu uluq tabi'in, Ümmevilerin halifesi Süleyman İbn Abdülmelik'nin zamandaşı bugün. Elbette o Müslümanların halifesi ve yeryüzünün uluq padişahlarından bulgen idi. Mana şu Ümmevilerin halifesi Süleyman İbn Abdülmelik Mekke'ye umrah yeni keldi. Beytullah'ta Mekke'yi mükerremedi. Etrafıda ayonları, hizmetçileri, onun üstüde hemme hacileri yoksa bitti ihramıdan başka şinersası yok. Hemme kebe adli bir adam katarı yürüptü. Onu bu seferge hamrah bulup iki de oğlu hem kegenedi. Şimdi bana Ümeyye'nin en sayyidi yiğitlerinden, hemme karab onlar gibi bir havas kıladı. Yeryüzdeki en uluq padişah tavapını tüketti, yanındaki hamrahları gibi sahibiniz kayırdı da soradı. O falanca öde namaz oku yaptı da beçti. Ana şu körsatılgen tamangi halife oğullarını erişitip vardı. Halife keti bararken ayonlar, hizmetçiler halifenin yolunu açtığı için adamları da çekige sürüp tıkılınçlı yok oluşluk için hareket kapıganı da halife onlarını bu işten tohtattı. Aydı ki bu makamda padişah ham, adli kişiler ham, hakim ham, mahkum ham, küçlü ham, küçsüz ham,
boy ham kambag'al ham barobar bo'ladi dedi. Haqiqatan Alloh taoloni mana shu haj degan ibodatini qilgan bo'lgan paytda haj qilgani milliarder bormaydimi? Multimilliarder bormaydimi? Ehtimol u eng qimmatbaho mehmonxonada yotar. Eng shinam xonalarda bir yashar. Ammo Allohning uyiga chiqqanda hamma qatori ihromini yelkasiga o'raydi, beliga o'raydi. Labbayka Allohumma labbayk deb yuradi. Masjidga borar ekan safda to'g'ri kelgan joyda namoz o'qiydi. Chunki Alloh taoloning huzurida birodarlar, bir bandani ikkinchidan afzalligi dunyosi, mansabi bilan emas, taqvosi bilan bo'ladi. Bu xalifa nima dedi? Bu o'rinda katta yoki kichik, boy yoki kambag'al, podshoh yoki gado hammasi bir martabada bo'ladi. So'ngra o'zi istab ketayotgan kishi tomonga qarab bordi. Haligi odam hali ham namozda turgan edi. Odamlar uning atrofida namoz o'qib bo'lishini kutib turishar edi. Xalifa keldi, odamlar orasida bo'sh joyni topib o'tirdi. Bu ikkala o'g'li ham otalariga ergashib o'tirishdi. Qarang, o'sha davrdagi dunyodagi eng qudratli podshohlardan hisoblangan xalifa Sulaymon ibn Abdul Malik hamma qatori bitta oddiy o'zini fuqarosini biz tilda aytganda grajdaninini kutib turibdi. Hali kishi namozini tugatdi, xalifa o'tirgan tomonga o'ng tomonni qilib o'tirdi-da, qarashuvdi, qora, habashi bir oqsoqol. Yuzi qora, sochlari jingalik, burunlari puchuq, o'tirsa xuddi bir qarg'aga o'xshaydigan ko'rimsizgina kishi. Namozini tugatdi, xalifa unga salom berdi. Bu oqsoqol salomiga alik oldi. Keyin xalifa birma-bir haj ma'nosidagi hukmlari haqida so'ray ketdi. Har bir bergan savoliga bu habashiy oqsoqol qoniqarli va takror savol berishga o'rin qoldirmaydigan qilib javob berdi. O'zini har bir so'ziga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan hujjat keltirardi. Xalifa savollarga javobni olib olib, jazokallohu xayron dedi-da, o'g'illarga turinglar ketdik dedi. Uchalasi Safo Marva tomonga qarab ketishdi. Endi sa'y qilish kerak. Shunda ular hali Safoga yetib bormasdan turib jarchi e'lon qildi. Ey musulmonlar, bu maqomda Ato ibn Abi Rabohdan boshqa hech kim fatvo aytmasin. Agar u yo'q bo'lsa, Abdulloh ibn Najih aytsin. O'g'illaridan biri otasiga qarab, qanday qilib Amirul mu'minining xizmatchisi fatvoni faqat Ato ibn Abi Raboh aytsin deydi. Siz turganda bu nimaga bunday deydi dedi. Yana sizi oldiga borganingizda hurmatingizga loyiq muomala qilmadi dedi. Bu kishi, bu yigit tanimayapti bu qora kishini kimligini. Mana endi Sulaymon ibn Abdul Malik o'g'liga nima dedi? Ey o'g'lim, biz uni huzurida o'zimizni hokisor tutgan, siz ko'rgan bu kishi Ato ibn Abi Raboh bo'ladi. U kishi Masjidul Haromdagi fatvoning egasi. U kishi Abdulloh ibn Abbosning vorisi dedi. So'ngra nima dedi? Yoshlar. Otas poshsho bo'lganda ham Sulaymon ibn Abdul Malik deb poshsho bo'la olmaydi. Poshsho bo'lishi mumkin, lekin bunaqa bo'lmaydi. Chunki dunyoni 3dan 1 yoki yarmi qo'l ostida turgan eng qudratli yer yuzidagi podshohlardan. Mansab dunyodagi birinchi mansab. Nasl nasab Banu Umayyani sayyidlaridan. Har qanday o'g'il bola havas qiladigan maqomdagi yigitga o'g'liga xalifa aytibdi. Ey o'g'lim, ilm o'rganing. Ilm o'rganing. Ilm tufayli oddiy kishilar sharafli bo'ladi. Hech kim tanimagan, hech kimga notanish bo'lgan kishilar mashhur bo'ladi. Ilm tufayli qullar podshohlar martabasiga ko'tariladi. Ukalar ilm o'rganishlik kerak. Birodalar, ilm eng oliy martaba inson bolasiga beriladigan deyilsa bu mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, albatta ilm oliy martaba. Agar kishi qavmini hurmatli sayyidi bo'lsa, ilmli bo'lsa yana faqih ham bo'ladi bu. Agar oddiy kishi bo'lsa, qavmini ichidagi sayyidlarga aylanadi. Demak, birodarlar, ilm insonni martabasini, manzilatini mana shunda bir yuksak qiladi. Agar faqir bo'lsa, ilm boylik bo'ladi. Agar faqir bo'lsa, ilm boylik bo'ladi.
Ato ibn Abi Rabohning ijtimoiy holati qanday edi? O'zi kim edi? Kim edi bu odam? Vaqtini qanday taqsimladi? Kimdan ta'lim ilm oldi? Ato ibn Abi Raboh hozir aytib o'tdik, qora habashi edi. Makkalik bir ayolning quli edi. Albatta bunda bir hikmat bor. Qarang-da, ijtimoiy darajasi juda ham past, lekin ilm bilan uni oldida xalifalar navbat kutib o'tiribdi. Demek ki kişi cemiyette onu pas bosa, kandaya buluştan katli nazar ilim örgense, ilimli buladigen bosa, cemiyette mertebası manzilası götürledi. Şunun şu hükümalara yetişedi. Ahiratını isteseyin ilim örgen. Dünyanı isteseyin ilim örgen. İkerasını yam isteseyin ilim örgen. İlim insan iki dünyada saadetke başlaydı. Ata İbn Abi Rabah kul idi. Ama Allah Ta'ala bu yigitni ikram kıldı. Kulunu qanaqilib ikram kıladı. Kul qanday ikram ko'rsatadi. Onu ilim yo'liga burib qo'ydi. Qarang. Ato ibn Raboh kuludu. Yoshligidan ilimga burildi. Vallahi yoshligidan ilimga berilgan yigitni havas qilsa arziydi. Vallahi yoshligidan ilimga berilgan yigitni hayotini havas qilsa arziydi. Agar yigitler, kızlar hayatını avvalıda ilim olsa, aklını ilim bilen kuvvetlese, kalbini Muhammed Aleyhisselam gibi bugün muhabbet bilen toldursa, yaşlıgını ilimge sarplasa, karayanda kandı insan oraya yetişedir bu. Kimin avvalı nurlu olmasa, ahırı yorkun olmaydı. Karayın bu karakol ilim örgeni padişahlar mertebasıya kötarılıptı. Bizde hem şunki imkaniyat var. Çünkü onların Rabbisi bizim yani Rabbimiz. Onların kolundaki Kur'an bizim yani kolumuzdaki Kur'an. Onlar gibi verilgen merhametler bizim yani verilgen buradalar. Kaysa asırda yaşayışımızdan katli nazar bu oluk insan buluşumuz mümkün. Fakat bir de şartı var. Ne makalışımız gerek? Ahiret gamı bilen yaşayıp ilim örgenişimiz gerek. Bu oluk halifanı, oluk padişahını, bu kulunu aldı da Kora habaşını aldı küçüklükte mecbur kıyken insanı mı buldu? İlim buldu. Bu habaşı yigit yaşlıgını ömrünü vaktin üçge böldü. Bu biz için öte bir muhum boyun nokta. Buradalar vakti yok. Vakti yok diyemiz vakt var. Nime yok? Vaktimizde tartıp yok. Vaktimizde tartıp yok. Yiyiş, kiyiş, yaşaş için işleş gerek. İşke bir vakt. Allah Ta'ala'ya bir ibadet kılış için bir vakit, ilim tarafı için bir vakit. Bu vakitlerde burada bir ikincisi onun egele koymasına gerek. Karasız iş bilen şugullanan adam ilimden bir para olup koygen. İlimge sarf edilen vaktini iş op koygen. Şimdi ibadet bilen şugullanan adamı karasız işten bugün vaktini op koygen. Fakat ibadet kıladı iş taşap koygen. Burada yaşaş çünkü tırışçılık kılış için işleşem gerek. Çünkü ilim okuşlu ibadet bosa, ibadet kılışlı ibadet bosa, pul topuşam değil mi? İbadet. Bittesini, vaktini ikkinsiye gelip koymasına gerek. Bu karakol vaktini üçge böldü. Bir kısmını seyyidesini hizmetine sarf kıldı. Seyyidesi ondan razı buladıkken derecede hizmet kıldı. Vaktinin ikinci kısmı çırali surette Allah'ın kulçiliğine adaklılığına sarfladı. İbadet bile var oldu. Üçüncü kısmını ilim talabına sarf kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalardan kaysaları tırıb olsa, şuladın meclislerini özüge lazım tuttu. Ki var sahabalar? Abu Hurayra radıyallahu anhu, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zübeyr ve başka köp sahabalarını suhbatı da buldu. Şunu yakılıp, özünü kalbini ilim bilen, hikmet bilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri bilen toldurdu. Özünü narkını aşırdı. Özünü narkını aşırdı. Nima bilen? İlim bilen. Ato ibn Abi Raboh. Bu yaş yigitini ibadetge, ilimge çankakılığını körüp, seyyidesi özünü hakkıdan vazgeçti. Allah için azat kıldı. Allah için azat kıldı. Buradalar, hazırki zaman birinci orunda rızk topu işli gamı birinci orunda turgan zaman. İlim talabada bulgen kişinin rızkını
Alloh taolo o'zini kafilligiga olgan. Qaytaraman. Ilm talabida yurgan kishini rizqini Alloh taolo o'zini kafilligiga olgan. Endi bu bilan ilm o'qisanglar har kuni yostiqingizga tayda moncha pul topasizlar degan gap yo'q bu yerda. Uni qadar tushunmaslik kerak. Faqat shuni aytamizki, agar ilm talabida yursang, birodar, Alloh seni shunday bir yo'lga boshlab qo'yadi, shunday ishga yo'llab qo'yadiki, vaqti ma'qul, keladigan daromadi ma'qul. Bu shunaqa ishki, seni hamma vaqtingni egallab qo'ymaydi, ilmdan seni to'sib qo'ymaydi. Kim ilm talabida bo'lsa, Alloh uning rizqini o'zini kafilligiga olgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallohu lahu tariqan ilal janna." Kimki ilm talabida bir yo'lga qadam qo'ysa, Alloh uni jannatga yo'lini oson qilib qo'yadi. Yana bitta hadis. "Innal malaikata la tadu ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlubu." Albatta malaikalar ilm talabida bo'lgan kishi uchun qanotlarini past tutib turadilar. Undan va u talab qilayotgan narsadan rozi bo'lgan hollarida. Ilm talabida. Sayyidasi, qaraylarda. Sharoitim yo'q. Vaqtim yo'q, deymiz-u. Biz qulmasmiz, ha? Bu kishi nima ekan? Qul ekan-a. İlim o'rgangani bahona ketmaydi hech kimga. Qul ekan. Qul ekan, lekin ilm o'rgangani vaqt topgan ekan. Sayyidasi Ato ibn Abi Rabohni ozod qilganidan keyin u Baytullohni o'ziga uy qilib oldi. Baytullohdan bir joyni belgiladiki, mana shu joy u uchun ilm oladigan darsxona, namoz o'qiydigan joy, o'tirib dam oladigan uy edi. Ayrim tarixchilar aytadi, 20 yil Masjidul Harom Ato ibn Abi Raboh uchun bir to'shak o'rnida bo'ldi. 20 yil uyqildi o'ziga Masjidul Haromda. Masjidga kirganda huzurlanadi, rohatlanardi. Bir qarab qo'yaylik-da biz qayerda rohatlanamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Al-muslimu fil masjidi kas-samaki fil ma, yoki kal-hutu fil ma." Musulmon kishi masjidda go'yo suvdagi baliqdek his qiladi o'zini. Munofiq odam esa masjidda qafasdagi qushdek his qiladi o'zini. Biz qayerda rohat olamiz? O'zimiz bilamiz. Bu ulug' inson har qanday o'lchov aqllarini lol qoldiradigan ilm martabasiga erishdi. Bunaqa ilm martabasiga, darajasiga juda bir oz kishilar yetgan edi. Rivoyat qilinadi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu Makkaga kelganida odamlar tiqilishib, u kishidan fatvo, savollar so'rash uchun jamlanishdi. Abdulloh ibn Umar, Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning o'g'li, sunnatni eng bilimdoni bo'lgan sahoba. Makkaga kelib haj qilmoqchi bo'lganida odamlar atrofida jamlanishdi. Shunda haligi odamlarga qarab turib, "Inni la a'jabu lakum ya ahli Makka." Ya ahli Makka, sizlarni qilayotgan ishlardan men ajablanaman. "Atajtamiyuna alayya litas'aluni an asilatin kathira?" Ko'p narsalarni so'ragani meni atrofimda jamlanasizlarmi? "Va fikum Ato ibn Abi Raboh?" Axir oranglarda Ato ibn Abi Raboh turibdi-ku, deydi. Ato ibn Abi Raboh oranglarda turganda mendan so'raysizlarmi, deyapti. Ya'ni bu ulug' sahobani, bu tobeinni ilmiga bergan bahosini ko'ring. Mendan so'ramanglar, mana Ato turibdi, so'raveringlar, deyapti. Ya'ni kammas ilmda mana shu ulug' sahobadan. Ha bo'pti, Abdulloh ibn Umar, Umar ibn Xattob, Umar al-Foruqni bolasi ekan. Ha bu-chi? Bu kim edi? Qora qul edi. Bu ulug' tobein mana shunday bir ilmdagi yuqori martabaga, darajaga ikkita xislat bilan yetdi. Birinchisi, o'zini nafsini jilovlay oldi. Befoyda narsalar bilan ovora qilmadi. Bizda befoyda narsalar nima, ukalar, hozir bilasizlar-u, to'g'rimi? Albatta bu masjidda o'tirganlar, birodarlar, gunoh mahsiyatdan uzoq bo'lishga harakat qiladigan, ilmga chanqoq, taqvoga intiladigan insonlar deb yaxshi gumon qilamiz. Savobga intilamiz. Bu masalada hammamiz bir xilmiz. Yaxshi ishlarga intilamiz. Ammo bitta narsada farqimiz bor. Nima edi u? Vaqtimizni sarf qilishlikda farqlanamiz.
Kimdir vaqtini o'tkiza olmay qiynaladi? Kimgadir vaqt yetmay qiynaladi. Shunday bir tunlar bo'ladi, birodarlar uxlamay o'tkazamiz, hech qanday foydasi yo'q. Shunday bir majlislarda o'tiramiz, juda ko'p gaplar gapiriladi, lekin umuman behuda gaplar. Alloh taolo albatta oliy ishlarni yaxshi ko'radi, ishlarning pastini, rasilini yomon ko'radi. Bu günahlardan tiyilishlikda ko'p musulmonlar bir xil harakat qilamiz hammamiz. Ammo vaqtimizni tejashga kelganda mana shu yerda hammamizni bir-birimizdan farqimiz bor. Birinchi xislati o'zini nafsini jilolay oldi. Ikkinchi xislati vaqtini bekorga o'tkazmadi. Keraksiz so'z va ishlardan uzoq bo'ldi, bekorchi bo'lmadi. Ato ibn Abi Rabohni Muhammad ibn Suqoga qilgan nasihati. Muhammad ibn Suqo uning ziyoratiga kelgan kishilarga shunday dedi. Menga foyda bergan bir so'z bor. O'sha so'zdan xabarni beraymi, shoyat sizlarga ham foyda bersa. Ular ha deydi. Muhammad ibn Suqo aytdi. Ato ibn Abi Raboh kunlarning birida menga nasihat qilib shunday dedi. Ey birodarimning o'g'li, bizdan avval yashab o'tgan zotlar ortiqcha so'zlarni yomon ko'rardilar dedi. Muhammad so'radi, ularning nazarida ortiqcha so'z nima edi? Ato javob berdi. Allohning kalomini o'qilishi va uni fahmlanishidan ortiq hamma so'zni ular behuda so'zlar deyishardi dedi. Allohning so'zini o'qishlik yoki uni o'rganishlikdan boshqa har qanday so'z bekarchi so'z derdi. Astagfirullah, vallazina hum anil lagwi mu'ridun. Ular behuda foydasiz so'z va amallardan yuz o'girguvchi kishilar edi. Mufassillar aytishadiki, Allohning so'zidan boshqa narsa lag'v deyiladi. Chunki har bitta og'zimizdan chiqqan gapga javob berishimiz bor. Agar biror majlisda o'tursak, tilimizga hushyor bo'laylik. Gapirsak oyat bo'lsin, gapirsak hadis bo'lsin, shariatni biror bir hukmini gapiraylik, dunyo yoki oxiratimizga foydasi bo'lgan bir ish bo'lsin, so'z bo'lsin. Tirishligimiz uchun zarur bo'lgan gapni gapirishlik bu lag'v emas, ammo undan boshqa so'zlar bari lag'v. Chunki va inna alaykum lahafizin kiroman katibin. Holbuki shak shubhasi sizlarning ustingizda qilgan har bir amalingizni yod olib yozib turuvchi urug' farishtalar bordir. Inson g'aflatga kirib ba'zida unutib qo'yamiz nima deyotganimizni. Ustimizda farishta turganligini, ertaga bu gapimiz uchun javob berishimizni unutib qo'yamiz. Ato aytdi, axir Alloh taoloning ushbu oyatini inkor qilasizlarmi? Anil yamini va anish shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Alloh taolo aytadi, u biron so'z talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa, uning oldida hozir va nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta uni so'zini yozib turur. Demak, qiyomat kunida sahifalarimiz ochilganda uyalib qolmaydigan so'zlarni gapirishimiz kerak bo'ladi. Ibratlar. İmam Abu Hanife, nomonimni sobit, İmam Azam, bizi imomimiz aytadi. Hajga borib 5 ta xato qildim. Bitta sartarosh 5 ala xatoimni tuzatib qo'ydi. Albatta fiqhi masalada İmam Azam xato qilishi va uni oddiy sartaroshni tuzatib qo'yishligi quloqimizga g'alati eshitiladi. Ammo birodarlar, nazariy ma'lumotlarni yaxshilab o'rganishlik bitta narsa, amaliy tatbiqini qilishlik boshqa narsa. Kishi birinchi marta haj qilayotganda albatta xato kamchiliklarga yo'l qo'yadi. Ko'p kitob o'qigan haj haqida, ko'p darslar eshitgan, ko'p savollarni bergan, lekin ayni shu amallarni qilishga kelganda xatoga yo'l qo'yiladi. Masalan, tavofda birinchi 3 marta aylanayotganda yugurish esdan chiqib qoladi. Yelkasini ochib olish esdan chiqib qoladi. Safo Marvada yugurayotgan joyga kelganda esdan chiqib bir ikki qadam yurib yuboradi. Xullas xato bo'lishi turgan gap. Abu Hanifa aytadi, Imom Azam hajda 5 ta xatoga yo'l qo'ydim, ularni sartarosh tuzatib qo'ydi. Ihromdan chiqish uchun sochimni oldirmoqchi bo'ldim, sartaroshni oldiga kelib, sochimni qanchaga olib qo'yasiz dedim. Sartarosh, Alloh sizni hidoyat qilsin, nusuklarda shart qilinmaydi dedi. O'tiring. Keyin sochingizni olganimdan keyin berganingizni berib ketaverasiz dedi. Imom Azamdan xato o'tdi. Xijolat bo'lib o'tirdim. Faqat
kıblaga teskari bo'lib o'tirgan ekanman dedi. Kıblaga to'g'rilab o'tiring dedi. Kıblaga to'g'rilab o'tirdim, yana xijolat ustiga xijolat oldum. Keyin sochimni olish uchun chap tomonimni tutdim boshimni dedi. O'ng tomoningiz ustiing dedi. O'ng tomonimni tutdim. Xijolat bo'lib jim o'tirdim. Nimaga jim o'tiribsiz? Takbir ayting dedi. İmam azam, birodarlar, bu faqihlarni shayxi bo'lgan, ustozi bo'lgan imom azamga sartarosh xatolarni tuzatib turibdi. Shu ulug' imomni xatolarni sartarosh tuzatib turibdi. Takbir aytib o'tirdim. Sochimni olib bo'lgandan keyin turib ketmoqchi bo'lganimda u qayerga ketyapsiz dedi. Ha, hamrohlarim oldiga ketyapman dedi. İki rakat namoz o'qing, keyin xolagan namozga ketavering dedi. Bu qissa Abu Hanifani o'zidan keltiriladi. İmam Azam özü ayet beri yaptı bunu. İki rekat namaz okudum. Keyin özümge özüm oddi bir sartaraştan bunda iş sadır bu masleye kere dedi. Bu sartaraş kim özü? Fakihlerine sayyidine hatasını tuzat yaptı mı? Abu Hanife sartaraşke manasikilerde menge büyürgen narsalarını kayadan bilesiz dedi. Sartaraş Allah sizi saklasın. Men Ata İbn Abi Rabah'ın şunu deyip geni körü bürgen gendim. Adamlar diye bana şunu seki çakıraman dedi. Bu sartaraş Ata İbn Abi Rabah'ın şagirdiydi. Çünkü buradalar kassa buluşuz mümkün, şopur buluşuz mümkün, tabip buluşuz mümkün, meyle. Ama haftada bir madde ilim meclisiz var bula diyen bosa siz ahli ilimlerdensiz. Çünkü bana şu ustaz ilim vererken ömrü devamında toplayan ilmini sizge mağzını vererdi. Şimdi oturasız, eşitasız, örgenasız. Karayın, bu sartaraşçı ihtimal miras ilmini bilmez. İhtimal talah masalalarda köpen bilimdanmazdır. Ama özünü işige tekişliği boyan kısmını zor biladı. Zor biladı ki İmam-ı Azam hata kısa tuzatı koyalıydı. Şunalıyımı, her bittemizi kılıkken kasbikarımız, mehnatımızda şeriat bo'yicha bilishimiz kerak bo'lgan narsalar borki, bilmay qilsak günohkor bo'lib qolishimiz mumkin. Luqmamizga gumon yoki harom aralashib qolishi mumkin.